Ermeniler başkaları tarafından kullanılmıştır. Vahşet saçarak, korku saçarak yaptılar. Türkistan'da yapılan bu katliamı bir intikam olduğunu açıklıyorlar. Doğu Anadolu'da 2,5 milyon, Bakü'de 30 bin, Hocalı'da 1000, Türkistan'da 35 bin insan, aralarında çocuk, kadın, yaşlı, eli silah tutan asker dahi Ermeni mezalimine uğradı. Vahşice katledildi. Ermenilerin Türkistan'da yaptığı katliam, vahşetler çok da bilinmiyor, konuşulmuyor. Bu konu araştırılırken ciddi bir engellerle karşı karşıya kalıyor. Bu konuyu araştırmak isteyen, bu verileri ortaya çıkartmak isteyen, Ermeni çetelerinin Türkistan'da yaptığı mezalimi kamuoyuna paylaşmak isteyenler ciddi bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Hatta hayatlarıyla tehdit ediliyor. Bunlar Ermeni lobilerinin etkisiyle yapılan girişimler. Ermenilerin tarihimizdeki yeri Ruslarla paraleldir. Tiflis'te Taşnak Sütün adıyla bir radikal, aşırı milliyetçi Ermeni partisi kuruluyor. Başta bir sosyalist çizgilerle ilerleyen bu parti, sonradan sağ milliyetçi tabanıyla ilerliyor. Rusların hakimiyeti altına girerek Osmanlı'nın karşısına çıkıyorlar ve Büyük Ermenistan Devleti'nin kurma gayeleri yolunda Rusların da desteğini alarak ilerliyorlar. Hala bugüne kadar bu gayeyi Ermeni diasporası arasında ayakta tutulduğu biliniyor. Bolşeviklerin başa gelmesiyle beraber kendi kaynaklarında bahsedilen açıklamalara göre Türkistan'da kurulan bu milli siyasi ilk demokratik hüviyetindeki devlet teşkilatı olan Türkistan Muhtariyeti'ni bir potansiyel tehdit olarak görülüyor ve onu yıkması için, onu yok edilmesi için Taşnak Sütun Partisi'nin militanlarından istifade ediliyor. Tıpkı bugün de, tarihte de olduğu gibi Ermeniler başkaları tarafından kullanılmıştır. 1918 Ocak ve Şubat aylarında yaşlı, kadın, çocuk ve asker dahil Türkistan'da 35 bin ahali katledilmiştir. Hokan Hanlığı Devleti'nin başkenti olan Hokan bu eylemler neticesinde ölüler şehrine dönüşmüştür. Bu zamanda yapılan eylemler hakkında bütün bilgiler arşiv belgeleriyle kanıtlanmıştır. O dönemde yayınlanan Ulu Türkistan gazetesinde yayınlanan verilere göre Hokan'da 13 gün içinde 10 bin insan katledildiği söyleniyor. Ermeni militanlarının katlederken insanları, ahaliyi, sadece sivilleri hedef aldığı söyleniyor. Dönem kaynaklarında geçiyor bunlar. O dönemde Rus tarihçilerince basmaçı olarak nitelendirdikler. Esasında milli hürriyet için mücadele eden mücahitler, basmaçılar. Onlara karşı savaşmadılar. Gittikleri her köy, gittikleri kasabalarda vahşet saçarak, korku saçarak yaptılar. Yine o dönemde anlatılan olaylara göre Hokan'daki bir pamuk fabrikasında 50 nefer işçinin ailesiyle beraber kesilerek vahşilerce, canilerce katledildiği söyleniyor. Yine aynı şekilde hayatta kalmış, ailesini kaybetmiş ya da köylüsü kasabasını kaybeden onların cenazesini yaparken veya onları mezarda defnederken bile Ermeni çetelerine oralara gitip onları öldürdükler ve o açık mezarlara kendilerini attıkları acı bir hikayeler yaşanmıştır. Ermeni çiteleri ve Bolşevikler bu canice eylemlerini gerekçesini şu şekilde izah ediyorlar. Yerel ahalinin bize karşı açtığı cihadı karşı biz cevap verdik diyorlar. Esasında bu Ermeni çetelerinin, taşnaklarının bölgede bulunmaları yeni bir hadise değildi. Çar Rusyası Türkistan'ı işgal ettikten sonra Türkistan Genel Valiliği kuruluyor 1867'de. Bu genel valilik kurulduktan sonra bölgeye Rus etnik kökenli insanlarla birlikte Ermeni kökenli insanlar da oraya göç ettiriliyor. Ve halk 50 sene boyunca bu Ermeni kökenli insanlarla hiçbir problemsiz hayat geçiriyorlar. Fakat ilginç bir tarafı Bolşeviklerin bu silahlı çetelerine katılarak bir günde kendi kabuğunu yarmış gibi kendilerini değiştirip aha yani dün yüzlerine gülen insanlara vahşilerce katletmeye başladıklarını söylüyorlar. Yani burada bir cihat yapılabilecek eylem söz konusu değildir. Taşnakların kendi açıklamalarında bu günü yani Türkistan Muhtariyeti'ni
kanla, yer ile yeksan ettikleri günleri ifade ediyorlar. Biz bugünü 20 ay boyunca çok kıymetli olan almaz gibi bu günleri bekledik diyorlar. Yani 20 ay boyunca bekledik bu katliamı, bu vahşeti yapmak için diyorlar. Biz o seneden geriye giderek baktığımızda 2 sene öncesi 1916 olayları. Yani bu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da 1915 olaylarıyla ilişkin olduğu ve 1916'da Osmanlı Devleti'nin iskan ve sevk politikası kanununa tabi tutulan hadiseler var. Onlarla bağdaş olduğunu görebiliyoruz. Türkistan'daki katliamlar, Azerbaycan'da, Baku'da da katliam yapılıyor. Bunların aslında birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Kendileri Türkistan'da yapılan bu katliamı bir intikam olduğunu açıklıyorlar. Yani 1915 olaylarının devamı intikamı idi diye burada kendi kaynaklarında bahsediyorlar Ermeni taşnakları. Şunu görmek mümkün, Ermeni taşnaklarının Türk toplumuna beslediği kin ya da bu düşmanlık bütün Türk toplumunu bütün olarak görüyorlar. Anadolu, Kafkaslardaki Türkler, Türkistan'daki Türkler hepsini bir bütün tablo içinde görüyorlar. Bu şekilde hareket ediyorlar ve sistematik bir şekilde bir düşmanlığı aslında ortaya koyuyorlar. Fergana Vadisi'nde ve Bakü'de yapılan katliamlar radikal Ermeni çeteleri tarafınca bir intikam olarak nitelendiriliyor. Aslında bu Ermeni çetelerinin sadece Anadolu ve Kafkasya değil, tüm Türk toplumuna karşı sistematik düşmanlığının bir göstergesiydi. Ermeniler başkaları tarafından kullanılmıştır. Vahşet saçarak, korku saçarak yaptılar. Türkistan'da yapılan bu katliamı bir intikam olduğunu açıklıyorlar.